Efendim Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe %1,61'lik değer kazancıyla 9.275 puandan açılarak başlıyor. Dünkü kapanış seviyesi 9.129 puan seviyesi olarak gerçekleşmişti efendim. Peki bankalar dün %5,75'lik değer kazancı 11.924 puandaki kapanışından sonra bugün nasıl başlıyorlar? Bankacılık endeksi haftanın son işlem gününe %3,43'lük değer kazancıyla başlıyor. 12.333 puanda yeni zirveler bankacılık endeksine var ve bankacılık endeksindeki zirve açılış rakamlarının da gerçekleştiğini takip ediyoruz ki yine yeni zirveler bankacılık endeksinde de takip ediyor. Şimdi İbrahim Bey hemen size döneyim. Bankalarda çok ciddi bir ivmelenmeyle açılan bir gün %3,43 değer kazancı ne demek lazım? Bu tablo böyle devam eder mi? Aslında bu tablonun oluşmasındaki kırılımlara baktığımızda dün özel bankalardan ziyade kamu bankalarının bir miktarda artık burada çok geri kalmışlığı ve piyasa tarafındaki ilginin o tarafta olduğunu gördük. Birazcık da çünkü piyasa değer defter değer rasyolarına da baktığımızda burada evet özel bankalar 1-1,5 mertebelerine yükselmişti ve kamu bankalarının 1'in altında işlem gördüğünü gördük. Haliyle bu tarafa birazcık ilginin artmasıyla ve diğer aslında yine bugün içerisinde yani dün akşam haber paylaşılan İş Bankası'nın işte bir holding çatısı altında iştiraklerini toplaması gelişmesi de gayet bu anlamda belki pozitif yansımış olabilir. Yani bankacılığın şu anda dünkü o zirve seviyelerinden sonraki açılışının birazcık da yukarı yönlü gepli bir açılış yaptığını gözlemliyoruz. Haliyle endeksteki ağırlıkları sizin de bahsettiğiniz gibi burada havacılık tarafındaki satışa rağmen bu yükseliş oldukça önemliydi ki %1,5'luk bir açılışı yaşadık. Diğer taraftan da zaten bugün gerçekleşecek olan işlemlerin bayram sonrası takası olması da bir miktar da aslında haftanın bu zamanına kadarki satış baskısını bir anda tam tersine çeviren de bir olgu. Bu anlamda günün pozitif açılışını bu şekilde değerlendirebiliriz. İbrahim Bey, dünkü ayrışmayı nasıl değerlendirdiniz? Ulaştırma sektörüne baktığımızda düşüşler vardı. Bankalarda %5'lik artı, ulaştırmada %3'ü aşan düşüşler. Türk Hava Yolları'nın finansalları var tabii. Orası biraz tartışma konusu yarattı. Ertelenmiş vergi geliri kaynaklı bir kar olup olmadığına ilişkin. Orada da işte çeyreksel %88'lik bir kar oranı. Ulaştırmadaki hareketlilikleri bundan sonra nasıl beklemek lazım? Yani burada dün Türk Hava Yolları'nın finansallarını aslında piyasa bir miktar değerlendirmiş oldu ki öncesinde de 300 lira fiyatına kadar da yükselen bir Türk Hava Yolları'nı burada izlemiştik. Diğer şirketlerin aslında hemen hemen bilançolarının geldiğini takip ettik ama Türk Hava Yolları'nın endeksteki ağırlığı sebebiyle ve son çeyrekteki aslında ekstra sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz karlılığında ertelenmiş vergiden dolayı gelmesi aslında bir miktar daha burada hani daha evet pozitif bir gelişim olarak yansıyacak ama bunun reel anlamda bir faaliyet karı olmaması sebebiyle ve fiyatların da daha önceden de yükselmiş olması sebebiyle birazcık burada kar satışı şeklinde değerlendirildiğini yorumluyorum. Ama bu da yine Türk Hava Yolları'nın hani finansallarına yine geniş çerçevede baktığımızda ki bu yılki beklentileri de içine koyduğumuzda zaten havacılık tarafındaki beklentiler artık stabil ve normal seyrine geçtiğimiz pandemi döneminden sonraki olumsuzlukları atlattığını görüyoruz. Bunun da aslında finansalları da bir yandan yansımalarını da takip ediyoruz ki şu anki bulunduğu seviye itibariyle küreseldeki şirketler nezdinde bir miktar daha ucuzlamış görünüyor. Ama burada mevsimsel olarak yani yılın son çeyreğinin etkisi haliyle diğer çeyreklere göre daha sınırlı olmuştu. Burada önümüzdeki çeyreklerde daha ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Türk Hava Yolları'nın hani teknik olarak da incelediğimizde 300 lira fiyatı oldukça önemliydi ki burada bir 300-320 fiyat hareketliliğinde belki önümüzdeki dönemlerde bekleyebiliriz. 10 dolar olarak da ciddi anlamda aslında bir direnç seviyesi var. Bu seviyelere doğru en azından kendi içerisinde konsolide olduktan sonra bu seviyelere gitmesini bekleyebiliriz. Evet İbrahim Bey, çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızı paylaştığınız, yayına eşlik ettiğiniz için Info Yatırım Mahallesi'ne de kolaylıklar diliyoruz.